Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanya Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanya Spor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı kırmızılılar penaltı beklerken hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi. 32. dakikada Babacar, Lindamuya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ardından hakem Zorbay Küçük pozisyonda kırmızı kart gerekip gerekmediği üzerine VAR ile iletişime geçti ve kulaklıktan dinlediğini işaret etti. Yapılan incelemenin ardından hakem Zorbay Küçük VAR tarafından çağrılmadı ve kararda bir değişiklik olmadı. Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik heyet yoğun itirazlarda bulundu. Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Galatasaray, puanını 54'e yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Aytemiz Alanya Spor ise 42 puanda kaldı. Galatasaray, gelecek hafta sahasında BB Erzurum Sporu konuk edecek. Aytemiz Alanya Spor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanya Spor'a konuk olan Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı. Sarı Kırmızılı ekip, Bahçeşehir Okulları Stadında oynanan maça Muslera, Yedlin, Luindama, Markao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandez, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Beybel, Belhanda, Lins, Dong, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ozon Vafor yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanya Spor karşılaşmasında görev vermedi. Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda mücadele eden Lins, Kerem Aktürkoğlu ve Babel'in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11'de yer buldu. Aytemiz Alanya Spor'da, ligde son yapılan Atakaş-Hatay spor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Akdeniz temsilcisi Galatasaray karşılaşmasına marafona, Tayfur Bingöl, Tiza Vellas, Kolkır, Mubanca, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar 11'i ile çıktı. Turuncu Yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juan Fren, Emmanuel Siopis, Damien Kadzir yer aldı. Son yapılan Atakaş Hatay Spor müsabakasına 11'de başlayan Juan Fren, Ceyhun Gülselam, Siopis Teknik Direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Tayfur Bingöl, Berkan İsmail Kutlu ve Umut Güneş sahaya çıktı. Alanya Spor, Çağdaş Atan ile çıktığı iki maçta da rakibini mağlup etti. Ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden turuncu yeşilli takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de rakibini 3-2 mağlup ederek kupadan eledi. Mücadeleye her iki takım da hücumu düşünerek başladı. İlk etkili atağı bulan ise Galatasaray oldu. 5. dakikada sol kanatta rakibinden topu kapan Mustafa Muhammed, hızla ceza alanına girerek sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top uzak kale direğinden geri geldi. 12'de bu kez Muhammed pasını verdi, Onyekuru'nun vuruşu direkt dibinden out'a gitti. Aytemiz Alanya Spor ise ilk etkili atağını 17. dakikada yaptı. Salih Uçan'ın ceza yayından yaptığı vuruş, Muslera'nın bakışları arasında direkten geri döndü. Bu atağın dönüşünde Galatasaray golü buldu. 18. dakikada sağ kanattan atılan uzun pasla topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanına girerek yaptığı vuruşta top önce Tayfur Bingöl'den geri geldi. Ardından tekrar topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda Meşin Yuvarlak bu kez Marafona'nın sağından ağlarla buluştu. 1-0'dan sonra Galatasaray, daha tedbirli ve kontrollü bir oyun tercih etti. Savunmada kalabalık kalan Sarı Kırmızılılar, hızlı oyuncularıyla kontrataklar düzenlemeye başladı. Ay temiz Alanya Spor ise merkezde kalabalık duran Galatasaray'a karşı kenar organizasyonlarıyla gol aradı. Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanya Spor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı Kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay küçük devam kararı verdi. 32. dakikada Babacar, Lindumya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ardından hakem Zorbay küçük pozisyonda kırmızı kart gerekip gerekmediği üzerine VAR ile iletişime geçti ve kulaklıktan dinlediğini işaret etti. Yapılan incelemenin ardından hakem Zorbay küçük VAR tarafından çağrılmadı ve kararda bir değişiklik olmadı. Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik heyet yoğun itirazlarda bulundu ama mücadeleye kafasında bandajla devam etti. 1-0'dan sonraki bölümde iki takım da birer gol pozisyonu yakaladı. 28. dakikada Efecan Karacan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kuma Babacar'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta Fernando Muslera son anda topu uzaklaştırmayı başardı. 45 artı 4. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, seken topu önünde bulan Henry Onyekuru'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti. İkinci devrede Alanya Spor, beraberlik golü için daha çok atak yapan taraf oldu. Alanya Spor, kenar ortalarıyla Galatasaray Kalesi'nde gol aradı. Markao ve Luindama ikilisi, kenar ortalarında çok dikkatli olup Alanya Spor'a gol izni vermedi. Galatasaray'da bu dakikalarda stoper ikilisi dışında Peter Eteboda mücadelesiyle dikkat çekti. Aytemiz Alanya Spor ise özellikle Tayfur Bingöl ile sağ kanadı çok etkili kullandı. Galatasaray zaman zaman kontrataklar yakalasa da özellikle Onyekuru ile bu fırsatlardan yararlanamadı. Fernando Muslera, maçın son bölümünde yaptığı kurtarışlarla damgasını vurmayı başardı. Uruguaylı kaleci özellikle son bölümde çok kritik iki pozisyonda gol şansı vermedi. Mücadelenin son bölümünde aytemiz Alanyaspor beraberlik golü için tüm riskleri alsa da Galatasaray etkili savunmasıyla zorlu deplasmanda 3 puan çıkarmayı ve galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı başardı. 5. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geriye doğru kullandığı taç atışında Kolker'den önce Mustafa Muhammed topu alarak rakip ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 12. dakikada orta alanda Etebo ile gelişen atakta Mustafa Muhammed, ceza sahası içinde Onyekuru ile topu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı. 17. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı civarından vuruşunda, top sol iç direğe çarparak geri döndü. Galatasaray savunması meşin yuvarlığı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. 18. dakikada Galatasaray öne geçti. Yedlin'in sağ kanttan sol kanata doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Emre Kılınç'ın vuruşunda Meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Topu yeniden önünde bulan Emre Kılınç'ın vuruşunda Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0. 1. 27. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortasına Babacar ayağıyla dokundu. Kaleci Muslera'nın müdahalesinin ardından boşta kalan topu, Luyendam'a uzaklaştırdı. 45 artı 4. dakikada sol kanattan Emre Kılınç ile gelişen atakta ceza sahasına ortada Onyekuru'yu geçen topa Mustafa Muhammed dokunmak istedi. Karambolde topu önünde bulan Onyekuru'nun yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı. 49. dakikada sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Babacar'ın kafayla vurduğu top direğin yanından dışarı çıktı. 62. dakikada Berkan İsmail Kutlu'nun, rakip ceza sahası dışındaki Arapa'sında, Tayfur Bingöl topla buluştu. Ceza sahası içindeki dar alanda rakiplerini geçen Tayfur Bingöl'ün sağ ön direğe gönderdiği şutu Muslera dizleriyle çıkardı. 68. dakikada Marko kendi yarı alanında gönderdiği uzun topu, rakip defanstan önce Onyekur'u aldı. Ceza sahası çizgisi yanında çektiği sert şutta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı. 83. dakikada sağ kanattan gelişen Alanya Spor atağında Efecan Karaca, ceza sahası ön direğe ortasını çıkardı. Umut Güneş'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı. 89. dakikada sağdan gelişen Alanya Spor atağında, son çizgiye inen Tayfur Bingöl, arka direğe çıkardı. Kolker'in kafa vuruşunda Muslera topu kontrol etti.